arkadaşlar 3D yayınlarından türevle ilgili şöyle farklı bir soru çözelim. f(x) ve g(x) birer polinom olmak üzere bize bir şekil vermiş ve bu ifadede f(x) ve g(x)'in ekokunun türevine eşitmiş buradaki şekil. f(x) ve g(x) fonksiyonlarını tanımlamış bize. Buna göre eşitliği sağlayan en küçük x değeri kaçtır? Hiçbir zorluğu yok sorunun. Sadece bu adımları uygulamamız lazım. Şekilde soru görüp, yerine ise soru görüp sorudan kaçmanıza hiç gerek yok. Şimdi fx ifadesi ve g2x ifadesi verilmiş. O zaman fx ifademize bakalım. x kare eksi 1 ile g2x fonksiyonunu bulalım. gx fonksiyonumuz buysa g2x fonksiyonumuzda x yerine 2x yazacağız. 2x'in karesi 2 çarpı 2x. Burasını düzenlediğimiz zaman 4x kare eksi 4x geldi. Yani buradaki fx fonksiyonu ile g2x fonksiyonunun Ek okunu almamız gerekiyor önce. Şöyle yazalım. Önce ek okunu alalım. Daha sonra bu ifadenin türevini alacağız. Ek okunu bulduktan sonra. Çarpanlarını ayıralım. Burası x kare eksi 1. x eksi 1 çarpı x artı 1. Bu fonksiyon ile burada da yine aynı şekilde 4 x parantezini alırsak x eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayrılacak. Şimdi elimize iki tane fonksiyon var. Bu fonksiyonların Ekoklarını almamız için biz normalde mesela 2 ile 4'ün ekokunu aldığımız zaman ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. 1, 4'ü 2'ye böldük. 2'yi tekrar 2'ye böldük. 1, buradaki bütün çarpanların hepsini çarptığımız zaman ekokunu buluyoruz. Dolayısıyla biz bu ifadeyi yine aynı şekilde bunun gibi yapabiliriz. Yani x-1 çarpı x artı 1 fonksiyonu ile 4x çarpı x-1 fonksiyonunun ekokunu bulacağız. Öncelikle ortak bir çarpan var mı? Burada mesela nasıl direkt 2'ye böldük ortak çarpanı? Burada da aynı şekilde. Mesela x eksi 1'ler ortak. x eksi 1'e böldük. Buradan geriye sadece x artı 1 kaldı. Burada da 4x kaldı. Daha sonra x artı 1'e böldük. Buradan 1 kaldı. 4x x artı 1'e bölümeyeceği için yine aynı şekilde 4x olarak kaldı. Tekrar 4x'e böldüğümüz zaman da burası 1 oldu. Dolayısıyla çarpanlarımız bunlarsa bunların her birinin çarpımı bize bu ifadenin ekokunu verecek. Yani x eksi 1, x artı 1 çarpı 4x ifadesi bu ifadenin ekokunu verdi. Düzenleyelim bunu çünkü bu ifadenin türevini almamız lazım. d bölü dx. x eksi 1 x artı -1, 1 çarptığımız zaman x kare eksi 1 çarpı 4x geldi. Dağıttığımız zaman içeriye 4 x küp eksi 4x. Bu ifadenin x'e göre türevini alacağız. 4x küpün türevini aldığımız zaman 12x kare eksi 4 geldi. Şimdi türevini aldık artık bu işlemin tamamını tamamladık. Ve bize bu ifadenin sonucunun 44 olduğunu söylemiş. O zaman 12x kare x 4 ifadesi 44'e eşit. Karşı tarafa gönderdik. 12x kare eşittir 48. Buradan x kare değerimiz 4 geldi. x değerimiz de 2 ya da eksi 2. Şimdi eşitliğini sağlayan en küçük x değerini istemiş bizden. Dolayısıyla cevabımız buradan eksi 2 olacak.